Topkal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Keçi boynuzlu harnupa yarmaşı yapacağız. Her zamanki dediğim gibi ben kalın gövdeye yarmaşı ya da göz aşısı uygulamıyorum. Sebepleri daha önce büyük bir videomuz oldu. 1 saatlik. O videomu bu videonun arkasına sol tarafa Allah kısmet ederse sol tarafa koyacağım. Geniş bir video. Her şeyi orada anlattım arkadaşlar. Her şeyi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bunu şimdi çok fazla detaylara girmeden yarmaşı nasıl yapılır, taktik edilir onu bir bakacağız inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir gövde. Şuradan yarmaşımızı inşallah uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar bu gözümüz her zaman söylediğimiz gibi. Bakın. Sürgün vermek üzere. Ne kadar canlı? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Eğer ki bakın. Şunu hemen şuraya koyacağım. Yapacağınız gözler böyle kör olursa geç patlar ya da patlamaz. Aşınız tutar. Patlamakta güçlük çeker. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu gözleri lütfen kullanmayın. Hadi bu neyse bir çeşit gene bu olabilir ama şu bakın gayet kör. Kör. Bakın. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kör gözleri kesinlikle kullanmıyoruz. Çok önemli aşı taktiğinde. Yarmaşı uygulayacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz yarmaşıda her zaman? Kalemimizi yabani ve aşının şeylerini ölçüyoruz. Bakın şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Kabuk kabuğu karşılıyor. Gövdeleri birbirini karşılıyor. Bu karşılayacak. Karşılamazsa bu aşı tutmaz arkadaşlar. Kabuk kabuğu birbirini karşılayacak. Bakın. Gördünüz mü? Halse bu. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tek göz yetiyor. Keçi boynuzlu harnupta. İki göz bırakmamıza gerek yok. Aşının tutma riski çoğalır. Hemen ben bunu şuradan keseceğim. Gözümüze zarar vermeden. Şöyle. Az uzun oldu. Ama gözümüz var. Gözümüz patlasın buradan bir daha alırım. O sıkıntı değil. Ama gözümüzü risk atmayalım. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce anacımızı açacağız. Şöyle bir temizleyelim şeyini. Böyle doku kalmasın. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bir de şuna dikkat edin. Mesela şurada bir yaprağımız vardı. Var kabul edelim. Hani kırılmış. Şu gözle yabaninin gözünü birbirine denk getirin ki damar birbirine uysun. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın. Yaprak birbirini karşılasın. Sürgün verdiğinde buradan çıkacak olan sürgünü karşılasın. Yabani ile ve kalemin. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın verimde meyve tutumunda verimde bu çok önemli. Bu göz ardı etmeyin. Tüm aşılarda bunu göz ardı etmeyin lütfen. Buna çok dikkat edin. Anladınız dediğimi. Bakın karşılıyor birbirine. Bunu lütfen yapın. Birçok şeyi, birçok detayı bildiğimden dolayı size aktarmakta unutuyorum arkadaşlar. Bakın bu detay daha önceki videoları söylemedim. Ben biliyorum yapıyorum ya. Size söylemeyi de unutuyorum. Bir kasıt bir şey yok biliyorsunuz. Kasıt asla olmaz. Ben ince en ayrıntı detayına kadar iniyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar şuradan ne yapıyoruz? Şuradan alacağız. Dolayısıyla yarımımızı da şöyle yapacağız. Evet. Yeterli mi? Yetmezse bir daha yaparız. Yaptık. Hemen buramıza şeyimizi kalemimizi alıştıralım. Şöyle. Sert bir gövde olduğundan dolayı arkadaşlar bunu dikkatlice ve zor oluyor biliyorsunuz. Yapan arkadaşlar bilir. Hemen burayı da bir an önce şey, size göstermek için aslında uzunluğunu kesmeden bunu yapsam kolay olacak. Ama göstermek için kestim ya. Keşke siz öyle yapın. Ben size göstermek için yaptım ama şimdi zorluk çekiyorum burayı yapmak için. Uzunken bunu yapın arkadaşlar. Bu alıştırmayı uzunken yapın. Ki tutmanız kolay olur. Her şeyiniz kolay olur. Şimdi uğraşıyorum bakın. Neden? Tutacak alanım çok zayıf. Buna dikkat edin. Şimdi şu tarafın kesiği şu tarafın kesiğini karşılayacak. Karşılıyor mu? Çok az bir şey var. Çok az olsa da bunu dikkat edeceğiz. Alacağız orayı. Çünkü düzgün olsun aşımız. Bu meyve verecek. Arkadaşlar bu sene 2021 aşı tarihimizi de söyleyelim. Bununla beraber 19'da 08 2021'deyiz arkadaşlar.
19.08.2021 ve dolunaydayız. Aşılarınızı dolunayla denk getirin. Ayın biliyorsunuz 17-25'i arası dolunaydır. 20 civarını yaparsanız arkadaşlar aşılarınız mükemmel olur. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Ona dikkat edin. Dolunay her zaman doğurganlığın başlangıcıdır biliyorsunuz. Bakın şimdi anlattığım husus. Bakın şimdi oturttum kalemimi. Şöyle tam görülmedi. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Kalemim otur diyorum. Yardım ettim. Oturdu. Nasıl? Şu zaten arkadaşlar bu şey olduğundan dolayı biz aşağı doğru gelir. O önemli değil. Keçi boynuzları önemli değil. Ne dedik arkadaşlar? Bakın bir ayrıntı söylemiştim. Bu yaprak bu yaprağı karşılıyor. Arkadaşlar bu işlemi yaparsak meyve verimi olağanüstü daha yüksek olur. Bakın bu çok önemli. Damar damarı karşılayacak. Avokado, mango, diğer turunçgiller bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bu detayları daha önce söylemedim. İnanın aklıma gelmediğinden dolayı söylemedim. Bunu yapın. Yaprak birbirini karşılasın tüm aşılarda. Çok yapraklı olur. Zeytin vesaire onlarda sıkıntı olmaz ama bunlarda karşılasın arkadaşlar. Derim için. Bu çünkü ne? Bu ağacın geleceğini daha iyi, gelecek vadesinde yap. Ha arkadaşlar ne yapıyoruz? Hafif sıyırıyor. Gerek yok. Gerek yok ama yapalım. Neye gerek olmasın? Konti garanti olsun aşımız. Şöyle. Tozunu alacağız sadece. Şu birleşim noktalarını arkadaşlar. Şu birleşik noktaların tozunu alacağız. Tozunu alır gibi yapacağız. O kadar. Yaptım bakın. Şöyle. Bitti. Gördünüz mü? Bu kadar. Arkadaşlar gene silikonlu bant kullanacağız. Ben şimdi parafinli bantla saracağım üstünü. Siz mutlaka buna bir poşet geçirin. Eğer ki şeyde görüyorsa güneş çok gören bir yer varsa da kafasına bir şey uygulayacağız. Onu sonra göstereceğim. Şimdi hemen şeyimizi yapalım. Silikonlu bantımızı saralım. Diva geldin kızım. Yoruldun mu? Gelme dedim ben sana değil mi? Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar köpeğimiz var biliyorsunuz. Peşimizi bırakmıyor. Sıcak da olsa. Evet arkadaşlar alt noktadan başladık. En alttan. Üstüne bin lira devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Üst noktaya vardık. Üst noktada ne yapıyoruz? Kesinlikle kalemin üstünden hava almayacak şekilde. Bakın gördünüz mü? Buradan hava alma şansı şu an mümkün değil. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu yapacağız. Hatta şöyle bir daha geçelim. Çünkü orası hava almaya müsait olan bir yer. Şimdi aşağısı bakın arkadaşlar. Nasıl? Dizili. Gördün mü? Hava alacak hiçbir yer yok. Ama ben şöyle bağımı aşağıdan yapacağımdan dolayı bir daha geçivereceğim üstünün altına. Şöyle şuraya bağımı yapacağım. Bantımı biraz uzun bırakmıştım. Hani herhangi bir şey olur da tekrar eklemeyelim diye. Çünkü video çekiyoruz arkadaşlar. Size bir detay göstermem için tekrar ek yapmayalım diye. Bantımızı da uzun tutmayalım. Şey olmasın arkadaşlar. Zayi ettirmeyelim. Evet arkadaşlar bu tamam. Şimdi arkadaşlar. Eğer ki ben parafinli bant kullanmasaydım bunun başını hemen ne yapacaktım? Macunlayacaktım. Ki buradan su kaybı olmasın diye. Ama parafinli bantım var. Onunla yapacağım. Siz dediğim gibi hemen başına macun uygulan. Parafinli bant herkeste olmaz. Çünkü bunun fiyatı arkadaşlar biraz pahalı. Şöyle. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar bakın. Şey süreceğim yeri parafinli bantla kapladım. Ve komple kaplayacağım arkadaşlar. Kalemimi korumak için. Her ne kadar ne olursa olsun. Kalemimizi koruyacağız. Şöyle. Üstünü komple kapladım parafinli bantla arkadaşlar. Şöyle. Tamam bitti. Parafinli bantın güzel tarafı arkadaşlar. Bırakıveriyorsunuz yapışıyor birbirine. Bu kadar. Arkadaşlar. Bu aşımız Allah kısmet ederse 15 gün sonra da olur 20 gün sonra da olur. Size söz vermeyeceğim. Çünkü 15 gün sonra belirginleşir. Bu videoyu tekrar size aşının halini göstereceğim. Arkadaşlar kati suretle bakın çok önemli bir hadise.
Bu aşılarımızın yağbanilerini takip edeceğiz. Bu şimdi bir 15-20 gün sonra yağbanilerini oluşturur. Buna izin vermeyin ki bizim burada hazır gözümüz hemen patlasın. Ağaç emillerini bizim yaptığımız aşı göze uygulasın. Şimdi arkadaşlar, bu detayları hepsiyle bir yapın. İnce detaylar her zaman aşıyı 10 numara tutturur. Bunu unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.